şu hayatta saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün, başımı Nişanbaşı gelin adayının şerefi haysiyeti tacı tahtıdır servet teyze. Bu lafıma bir mim koysan. Koydum kızım. Sen saç modeline karar verdin mi Nur Hayatcığım? Ne yaptıracaksın? Çeşme başı mı, şelale mi, fıskiye topuzu mu? Yoksa okyanus dalgası mı böyle? Ben bir olimpik havuz yaptırayım kafama zengin göstersin dermişim. Ay bu espri kabiliyetim diğer meziyetlerimin yanında ayrı bir bonus olarak dikkat çekiyor. Hatta bazen benim bile dikkatimi çekiyor. Ben saç modelime rızam karar versin diyorum. Aman o ne anlar canım. Aa, öyle deme tatlım. Arada bir erkeğe entip üften şeyleri sorar gibi yapacaksın ki yazık o da kendini insan zannetsin. Hani kendi çapında onarı olsun anlatabiliyor muyum? Allah ısınmaya başladı. Ha? He. Evet. Ay çok teşekkür ederim Rıza ya. Valla kalorifer çalışmayınca zatürre olacağız diye korktum. Aman Allah korusun. Çok sağ ol. Rica Hay bir de ben alışığım öyle şortlarla, askılarla falan gezinmeye İzmir'de. Dedim ne yapacağım kat kat giyinecek miyim lahana gibi bundan sonra? Aman tekrar Allah korusun. Ay valla ne güzel oldu. Tamirci çağıracaktım. Sen gayet güzel. Becerdin Rıza. Ulan işte. Kimi? Nasıl? Çaktırmadan gizli gizli neler neler beceriyorsun acaba tatlım diyorum. Hayırdır? Yok ya şeyim, kaloriferin o baş tarafını şeyi şey yapmış da ona yardım edeyim dedim yani. Allah yardım etsin Rıza'cığım. Sen niye müdahale ediyorsun? Nişanbaşı seçiyoruz. Saç provasına gidiyoruz. Hadi gel sen de bak modellere. Ben ne anlarım Nur Hayat nişanbaşından ya? Aa, olur mu tatlım senin göz zevkin için? Kocama süsleniyorum. O zaman ya sen seç ya kafana göre. Zaten kafama göre bakıyorum Rıza'cığım. Hani kafama hangi saç modeli en iyi olur diyerekten. Ay siz biraz işlevsiz kaldınız orada canım. Yok ben zaten sete yetişeceğim. Acele edeyim. Et. Yıllar akıp geçmişsin hala sallanıyorsun. Aman Nur Hayat ne yapıyorsun ya? Ne dedim ben ne dedim? Bir nursuz suratlı kadın yüzünden bana burada gider yapıyorsun Rıza. Hani ne yaptı büyüm yaptı sana? Ciğerci kedisi gibi devamlı bu kapının önündesin. Ya saçmalama Nur Hayat ne ciğerci kedisi ya? Komşu komşunun Allah muhafaza işte burada külüne muhtaç yani bir yerden sonra. Ciğerci kedisi değilim kül kedisiyim diyorsun yani. Dikkat et de o araba bal tabağında düşmesin son dakikada. Ne arabası? Gelin arabası. Tülay. İsmail abini her önüne geleni alıyorsunuz lokale. Taciz oluyorum. Tülay, benim canım niye telefonlarımı açmıyorsun ya? Tanımadığım insanlarla konuşmuyorum ben anam. Kusura bakmayınız. Sapığı var, manyağı var, şerefsizi var. Çok mu kızgınsın bana? Yo, değilim. Harbi mi? Tanımadığım adama ne kızacağım ya? Tülay,
Tülay bak sinirlerim laçka. Kaç gecedir yatakta fırıldak gibi dün dün dün. Bir damla uyku uyumadım ya. Fırıldaklığınızı biliyorum beyefendi. Uyku ilacınız kardeş, ben ne yapayım? Kardeş mi? Kardeş mi olduk şimdi? Ya Tülay, yani bir sahte çanta meselesi... Beyefendi, sahte olan çanta değil, sizsin. Var ya anam, sizin ruhun kolpa. Senin hislerinizi sanayide yapmışlar. Aşkınız naylon, öpücükleriniz hormonlu... ...sevişmeleriniz de Çin malı, daha ben ne diyeyim? Çin mi? Yavru kedi sever misin? Ay çok severim. Niye? Bizim eve gelsene, bir şey göstereceğim sana. Gerçekten. Ay kaç aylık? Gel bak, gel bak. Nerede? Adamda. Getir bakayım. Sen odama gelsen daha pratik olurdu. Yok yok, sen efendi buraya getir bakayım. Orçun. O ne Orçun? 3D plazma. Ne yapacağız onu? Odamda gösterecek daha ilginç bir şey yoktu. Yavru nerede? Yavru sensin. Oğlum kedi var, gel bak dedin. Yo, yavru kedi sever misin dedim. Sonra da odamda bir şey göstereceğim sana dedim. Yalan söyle. Küçük bir yalan. Yavru dedim. Erişkin bir kedi deseydim bu büyük bir yalan olurdu. Ne yapsak evde kimse yokken? Pişsek mi acaba? Ay Orçun hayır, ay. Bak bu konuyu ne zamandır konuşuyoruz yani. İnsanın içinde kalır ne bileyim. Hani Orçun'la öpüşmem nasıl bir şey olurdu? Neler yaşardım filan diye. Belki sonra ne bileyim yatakta yatarsın böyle dön dön uyuyamazsın. Sonra Orçun'la öpüşmek yani. Bence aklında kalacağına bir dende kalsın. Yemektir o yemek. Detaylara kapılıp şurada o kadar çok vakit kaybediyoruz ki. Yani en azından 3 tur öpüşmüştük şimdiye. Oğlum 10 kere sordun hayır. 40 kere söyleyince gerçek oluyormuş diye bir söylenti var. Ya sorun bir tane kedi ise buluruz bir tane kedi sokaktan. Ya ben hayvanseverlik adına bu kadar cinselliğin ikinci plana atılmasını anlamıyorum. La havle canım, olur mu öyle şey? Biz aniden caydık. Hey heylerimiz geldi. Hadi evi boşaltın. Denler mi Servet Hanım? Alanya'dan oğlum geldi, o oturacak dersi Şehmuz Bey. Almanya'dan oğlum geldidir o anne. Almanya çok uzak geldi. Bir an dilim varmadı. Ana yüreği işte. Esas gündem konumuz şu babacığım. Rıza büyülenmiş bir şekilde o yandaki sarı katananın peşinde maalesef. Bugün de gitmiş amele gibi onların kaloriferlerini tamir etmiş. Kendi suyunu kalkıp kendi almayan çocuğum benim. Bunlar hep senin suçun Şehmuz Bey. Benimle ne alakası var ya? Bizzat oğlanın kendi mallı. Babacığım çocuk saf çocuk. Nur hayatta canım benim, yazık diken üstünde. Tamam, hemen tekmeyi vurmasak da bir bakınalım değil mi? Hedef kütlemizi görelim. Müşteri potansiyelimizi değerlendirelim. Ha? Olmaz. Şehmuz Bey, Nurhayat ayda 4000'den kiracı bulursunuz dedi. 4000 mi? Gel reis, gel gel. Bir kira işimiz olacak, gel. Ben internete koydurdum bizim eski ilanları. Şu resimleri de camlara asabilirsek reis beyciğim. Babacığım bir piyasa araştırması yapalım değil mi? Yani 4000'e kiracı bulursak
Dehleriz bunları. Biz Kültür Bakanlığı mıyız ya? Sanatçıları desteklemek zorunda değiliz ki. Ya Gülistan, seni ciddiye almak istiyorum ama bu saçla muvaffak olamıyorum kızım. Evet arkadaşlar, dinleyin bakalım. Söyleyeceklerim var. Birinci bölümün kaba montajını seyrettim. Nasıl buldun sevgilim? Biraz kaba olmuş. Çok seviyorum ben bu espriyi ya. Kaba montaj nasıl? Çok kaba. Hödüğün teki yani. Çok ince, çok ince. Bak herkes anlamadı. evet, moraller bozulmasın diye şakayla bir giriş yapayım dedim. Ama birinci bölüm nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeyim? Acıklı. Hayır. Çok sert. Yani birinci bölüm bildiğin fıs. Ama hocam birinci bölümde ev yakıldı, 4 kişi öldü, Açılay seri tecavüze uğradı, ağlıya içimiz çıktı. Buna rağmen mi fıs? Bir şey eksik. Gençlere hitap edememişiz. Sonra dedim ki bir değişiklik yapalım. Bizim dizi sondan başa doğru gitsin. Hani bugünlerde moda ya. Flashback'ler. Hayır, hayır. Bildiğin sondan başa. Sonra dedim, Türkiye buna hazır değil. Gençler arasında bir araştırma yaptım ve anladım ki bizim dizinin eksiği şu. Bizim dizide gerilim yok, korku yok. Mesela bir vampirimiz, bir zombimiz noksan. Siz ciddiysiniz. Gençlerin alayı paso vampir zombi dizileri seyrediyor Açılaycığım. Ama bizimkisi töre dizisi. Ha. Deniz düşün. Düşün bak, 30 yıl ileriden başlıyor hikayemiz. Ve dizimizdeki karakterler Civan, Zahter, Yazgı ölüp zombi olmuş ve köye saldırıyorlar. Ve dizimizin kahramanı Çağatay Koçluğu bunları teker teker avlayıp köyü kurtarıp başlıyor hikayeyi anlatmaya. Bu insanlar töre yüzünden ne yaşadılar da zombi oldular? Bir sosyal yaraya da parmak basıyoruz sevgilim. Tabii. Zombiler toplumumuzun önemli bir yarası. Sosyal bir yara. Buralarda elemana ihtiyaç olursa haberim olsun, olur mu? İş arıyorum da ben. Müdürlük olabilir, halkla ilişkiler ya da garsonluk veya bulaşıkçılık da olabilir. Tamam, aklımda. Sağ ol. Kardeş, acaba elemana ihtiyaç var mıdır? Nerede? Fransız Anayasa Mahkemesi'nde. Hayır, oyu vereceğim de. Tanıdık var mı acaba senin? Yok. Benim akrabalar daha ziyade Almanya'ya konuşlanmış. İstersen bir başvuru formu doldur, bir özgeçmiş yolla, belki alırlar. Ya ben dalga geçiyorum. Ben de. İş mi arayasın hemşerim? Ha, evet abi ya. Yani getir götür olur, yardım olur, hepsi olabilir. Kusura bakma. Bizim patronlar sanırsam Tarboğaz'da. Evlerini kiraya verirler, bak. Bir dakika. Bu ev... Pardon abi, sizin patronlar kimdi acaba? Şehmus Kocabaş ve Mahtumları. Kuruluş 1994. Hadi ya. Tanıyor musun? Hayır. Şimdi bir dakika, bu ev şu anda kiralık mı? Kaça veriyorlarmış? Yaz ayı ya oraya, 4000 lira. İki oda bir salon. Piyasa yok la hele. Ya o parayı veren bir enayi bulursalar, şimdiki oturan kiracıyı direkt tehleyip verecekler evi kiraya. Ne o etti, rengi su öldü. Hocam, nasıl zombi oynayacağız anlamadım. Ya yani işte şöyle,
Merhaba. Allah Allah, bunu da ben mi öğreteceğim size ya? Tufan hocam, ops, ah, biraz sert oldu yani aniden zombi dizisinde oynamaya başlamak. Evet ya, çok saçma sapan. Gelmesin bizim seyirciye. Yok, ondan değil de ya, ben tipsiz gözükmek istemiyorum. Bulucun reklamı geldi de bana. Arkadaşlar, büyük sansasyon olacak. Yani seyirci daha ilk sahneden bizi konuşacak. O kesin canım. Sonra da seyirci şoku atlatmadan dayayacağız ajitasyon sahnelerini. Artık enkaz gibi gidip yatarlar o gece. Ah Tufancığım, boşuna sana televizyonun dahi çocuğu demiyorlar. Zombi sahneleri. Hocam, hakikaten gençler arasında yaptığınız araştırma böyle mi çıktı? Evet. Benim yeğenim var bir tane, Tolga, 14 yaşında. Ben ona sordum. Dedim, dayıcım dedim, Tolgacığım, siz dedim gençler olarak ne seyrediyorsunuz dedim. O da dedi ki, dayı dedi, biz dedi gençler olarak dedi paso dedi, vampir olayı dedi, zombi olayı dedi. Yeğeniniz. Evet. Çok akıllı ama. Hey, daha şimdiden korsan DVD yapı satıyor maşallah. Maşallah. Merhaba, ailecek beğenerek izliyoruz vallahi ya. Filmleriniz olsun, dizileriniz olsun. Teşekkür ederim. Kiralık ev için geldiniz herhalde. Evet ama içinde kiracı varmış. Gezdiremiyorlar değil mi? Yok, ondan değil de... Kiracılar arkalarına bakmadan kaçtılar ya. Neden? Abla size söylemediler mi? Hayaletli ya bu ev. Aa, ne hayaleti ya? Abla, eskiden mezarlıktı ya bura. Onlar rahatsız oluyor hep oturanlar. Ayda bir kiracı değişiyor burada. Yapma ya. Tabii abla, burada herkes bilir. Geceleri sesler falan oluyormuş. Kalkıyorlarmış, bir bakıyorlarmış. Salonun ortasında... beyaz entarili bir kadın oturuyor falan. En son buradaki kiracı psikolojik tedavi görüyor şu anda. Çok fena. Ay. Onun için gezdirmiyorlar. Bir kere gezenlere de gözükmüş çünkü. Aynadan çarpılmış gezenler. Allah korusun. Of ya. Ben öyle şeylerden çok fena olurum. Ay, hadi sana iyi günler. Hayır efendim, bir fil gezdiremiyoruz mülkü. Artık resimlerden bir intiba edineceksiniz. Mutfağın. Pardon, anneciğim, yan dairenin mutfak eşyaları ankestre miydi? Hem de en pahalısından. Bu kör ulasıcılar gelmeden önce sıfırdı. Ama yeniden şöyle çamaşır suyuyla üstünden geçerlerse mis gibi olur. Bir dakika beklemeye alabilirsem efendim, ben yerinde gözlem yapıp geleyim. Bekletiyorum. Gece salona bir girmişler. Beyaz elbiseli bir kadın oturuyor. Aa, yok artık. Nasıl yani? Altında mezarlık olunca haliyle. Nasıl bir kez? Diyorsun ya. Duvarda kendi oğlundan yazılar çıkarmış ha. La ilahe illallah. Vallahi ürperdim. Vallahi ürperdim. Burada durup duran fotoğraf ayol. Rıza'nın senin söz fotoğrafını Rıza tutup fotoğrafın bir kopyasını komşulara vermediyse. Burada yok ki o çerçeve. Ya.
O zaman bunun tek bir açıklaması var Gülistan ablam. Nedir? Kadın bana aşık olup da resmimi yastığının altına koyup uyumayacak herhalde. Besmeleriz ama büyü yapıyor. Büyü mü? Ne yapacak fotoğrafı başka? Neydi bizim büyü malzemelerimiz? Rıza abim biricik saç deli, fotoğrafı. Geri kalanına git en yakın marketten tedarik et. Haydi afiyet olsun. Ay Allah korusun ya. Ben dedim ama. Ah Nur Hayat dedi ama. Ah bu kız dedi ama. Geçen bölüm dedi. Yoksa burada kendinden bir ışığı olan, çeperinde aurası olan, her bakımdan fevkalade olan bir ev kızıyla ilgilenmesen, git o kart kadının kaloriferlerini tamir et. Bozdurmamız lazım ablacığım. Bu eve bozdurma büyüsü yaptırmamız lazım. Çok muhterem bir teyze tanıyorum. Zor randevu verir ama ben yıllardır müşterisi olduğum için beni kırmaz. Şu an arıyorum, hemen kalkıp gidelim. Hemen mi? Saat 7'ye geliyor ya, beyler gelir şimdi eve. Yarın çok geç olabilir Gülistan ablam. Hayyesiz bilirsiniz tatlım. O nursuz kadınlar Rıza'nın fotoğrafını koyarsanız sonra çerçeveye. Alo canım. Abla. Kimse yok mu evde? Oho! Bunlar da kendi bostanları gibi girip çıkmaya başladılar bu eve ha. Abla! Ya neredesiniz? Ya manyak manyak konuşma kardeşim, ne hayaleti ya? Ben de bu mahallenin yalancısıyım, sahaya çakılır. Bu binanın altında mezarlık varmış diyorlar. Ya sen tekinsiz laflar etmesene reis. Biz aldık, yeniledik bu binayı ya. Ya eskiden burası terk edilmiş bir viraneydi yani. Niye terk edilmiş? Binanın altında mezarlık olduğundan, hortlaklardan korkup terk etmiş olmasınlar. Bu da bir fikir. Ya saçma sapan konuşma ya. Ne hayaleti? Hayalet mayalet. Erkek adam hayaletten mi korkar ya? Neymiş? Duvarda yazılar falan mı çıkıyormuş? Yazılar çıkıyormuş. Böyle evlerin orasında, burasında muskalar, püyüler. Tuhaf tuhaf şeyler, Allah esirgesin ya. Yok ya, olur mu öyle şey? Her şeye de inanıyorsun ha. Neymiş, sesler mi geliyormuş, neymiş? Geceleri tuhaf tuhaf sesler, çığlıklar duyuyorlarmış. O duranlar ne öldü diye kalkıp baktıklarında... ...kendi salonlarında binanın eski sahibi, beyaz elbiseli bir kadın görüyorlarmış. Kadın bunlara, ha böyle... ...kafasını 360 derece döndürüp ters ters bakayaymış. Ya beni rahatsız ettiniz manasında. Olur mu öyle şey canım? Doğru. Kafasını 360 derece döndürse gene aynı yöne kalır. Arkası dönük olur. 180 derece olması lazım. Orada bir yanlışlık var. Ya kim uyduruyor ya bunları? Deli saçması. Reis, tedirgin oluyorsan beraber yürüyebiliriz yani. Ben hiç korkmam yani öyle şeylerden. Yok hemşerim, sen çık. Yanım işim var. Ha, ne bileyim yani rahatsız oluyorsan... ...ha bizim apartmanın oraya kadar beraber yürüyebiliriz. Yani ben hiç şey etmem. Sen git hemşerim, ben daha buradayım. Ha. Thank you.
Gülistan. Babacığım. O ne lan? Anneciğim, iplerin ucunu yakıp eşeklere koyacağız. Ondan sonra duvarlara kurşun kalemle dualar yazacağız. Bir de muskaları kapılara sıkıştıracağız. Bak, koordine olalım. İşimiz çok. Aman kızım, baban da Selahattin haberi olmasın. Vallahi tadımız kaçar. Aa yok, Selahattin zaten feci tırsar böyle olaylarda. Adama gerilim filmi seyrettiremiyorum ya. Sabaha kadar Gülistan su getir, Gülistan ışığı aç, Gülistan uyuma sohbet edelim. Allah! Selahattin! Geldin. Ha? Neredesin sen ya? Neredesin kızım sen bu saatte? Evli barklı bir kadın bu saatte mi eve gelir? Ha? Sen pavyon karısı mısın sen? Oryantal mısın sen? Senin boyun kadar çocuğun var. Utanmıyor musun? Bir kendine çeki düzen ver ya. Allah Allah ya. Yine diyafram egzersizi mi Açılay? Hayır, sinirlerim bozuldu. Ağlıyorum. Zombi işine çok kafası açıldı. E haklı. Yaşayan insanları çok şahane yazdık, oynadık, bitti de zombiler kaldı. Ya o değil Ahmet. Benim oyunculuk yöntemim gözlem yapmak, o olmak. Ben şimdi hangi zombiyi gözlemleyeceğim? Tanıdığınız zombi var mı? Vallahi ben zaten İstanbul'da yeniyim. Açılay İzmir'de olsaydı bulurduk, bakardık ama. Kesin be! Arkadaşlarım Medea oynuyor, ben zombi oynuyorum. Sen de böyle rahat rahat otur denize. Ay ne yapayım Açılay, param yok benim. Para versinler zombi değil, kombi bile oynarım. Yoğuşmalı, yoğuşmasız arzuya göre param yok benim. Ah! Gel, gel kızma Açılay, gel. Yok tatım, yok. Ben sinirlenince böyle böbreklerime vuruyor. 10 dakikada bir tuvaletteyim. Bak o Emir oksimoronuna. Nasıl rahat. Gamsız ya. Yok canım, o da çok mutsuz. Onda keyfi çok kaçtı. Mahvoldu çocuk. Zaman anlayamadım ki ben seni. Gör, gör. Ah kanka, kızı 2 dakika oyalasana ya. Ben yukarıya eve tuvalete çıkacağım. Oğlum bunun tuvaletine girsene. Oğlum ben genel tuvaletlere giremiyorum, bilmiyor musun? Hala böyle lan, monşer gibi. Oğlum ben pisuvardaki kıskanç bakışlardan über rahatsız oluyorum. Bir de benden önce tuvalete kimin girip çıktığını prensip olarak bilmem lazım. Ya kankam ya da sevgilim olabilecek insanlar olmalı. Değişik bir mantık. Misal bizim hep, sen kankamsın zaten, her türlü okey. Deniz'le veya Açılay'la da bir gece geçirebilirim teoride. Geçirirsin lan ablamla gece mece. Teoride diyorum oğlum, pratikte benim de ablam. Yani ben bir tuvaleti kullanacaksam, erkekse yakın arkadaşım, kadınsa beğendiğim, teoride sevgili olabileceğim, bakımlı, hoş bir insan olmak zorunda. Oğlum o değil de, şu kız galiba sana kesik. 2 saattir bütün figürlerini sana doğru yapıyor. Evet, davet etsene, alsana. Ah bro, sanırım bu gece seni yine bizim salondaki yeşil koltukla entim bir gece bekliyor.
Ablam. Ay. Efendim, Rıza ne istiyorsun canım? Vallahi aslında bir açıklama istiyorum ablacığım. Ne o elindeki lan? Tütsü, tütsü. Ev güzel koksun diye. Ha. Harika. Peki mıskalar ne abla? Börek. Desem de pek inandırıcı olmayacak değil mi? Abla, yine ne oluyor? Tamam. Selahattin'le babam sakın duymasın ama. Buradaki Deniz sana büyü yapmış. Biz de bozmak için kafamızı taştan taşa vuruyoruz kardeşim. Ya abla bir saçmalamayın ne olur. Ablayı dinle bir, ablayı dinle. Şş, dinle. Yan dairede Nur Hayat'la senin sözde çekilmiş fotoğrafınızı bulduk. Ne alaka? İşte bizden gizli çalmış. Sen kaloriferi tamir ederken çaktırmadan bir tane de saç telinden aldıysa... al sana kendine bağlama büyüsü yapmak için gerekli malzemeler. Unun var mı? Şekerin var mı? Yağın var mı? Bakkal amca ne duruyorsun? Büyü yapsana, büyü yapsana. Ya abla ne ilgisi var ya? O bir kere öyle bir kız değil ki. Yani bırak böyle büyü yapmayı falan daha... makarna bile yapamıyor ki. Yok ya. Fotoğraf çerçeveyle birlikte bu akşam geri geldi. Ne haber? Ah. Çok safsın kardeşim. Aa çok safsın sen. Kız seni kafesleyecek. Oh hayatını kurtaracak. Ya o kadın yan tarafa taşındığından beri sen Nur Hayat'tan soğudun ya. Büyü bozmacı kadın da öyle dedi. Bu çocuk dedi çok fena büyü altında dedi. Sen merak etme güzel kardeşim benim sen merak etme. Biz de. Sen hiç karışma biz bunu hallediyoruz. O zaman istersen yukarı çıkalım tatlım. Orada devam ederiz muhabbete. Ne dersin? Okey. Ablam var benim. Çok dişli bir ablam var. Onun evi burası. Acaba dedim hani yani bizim evimiz olmadığı için rahat edebilir miyiz? Suratını bir asarsa çok çirkinleşebilir. O yüzden acaba ben acaba ne yapsak bilemedim şu anda. Sen ne dersin Emir? Ne yapalım? Bir sorun mu var? Anlamadım. Oh, sorun yalan kahvesinin cimriliği bebeğim. İki tane spot ne kadar abi? Al tak yani. Nedir yani? Nasıl yani? Ya çok yorulduk diyor yani anladın mı? Gürültülü müzik, spot ışıkları falan. Yani ne yapsak? Eve mi dağılsak acaba? Çünkü şu anda biz biraz dağıldık. Hey, bu arada tamam, okey ben hallediyorum. Ben de, okey. Aa, güzelim. Buradaki güzelim sadece ağız alışkanlığı. Sana bir taksi çağıralım sen eve git, ha? Neden peki? Şöyle, çünkü sorun sende değil. Ben de, ben seni içeride güzel sandım. Ne? Gerçekten seninle ilgili değil. Barın ışıklandırması artı alkol bir yanılsama oluşturdu. Yoksa sen gerçekten iyi bir insansın. Okey, hatta dünyanın bazı bölgelerinde güzel bile sayılabilirsin. Ki ben o bölgelerde bulunmak istemem. Aa, yani anlayacağın benim standartlarımın alt sınırına bile çok uzaksın. Tanıştığımıza memnun oldum. Allah belanı versin. Yüzeysel gerizekalı. Oo, sert. Yalnız ne yapayım? Ben seni güzel sandım. Ben de seni adam sandım. Öküz. Hey, bir dakika. Ben kadınlar dürüstlük seviyorlar diye şey yaptım. Hey! Kadınlar enteresan kanka. Gerçekten yalan söyleme derler. Doğruyu söyleyince yüzeysel gerizekalı olursun. Bu ne? Hadi tuvalete gidelim. Hadi, hadi. Bu ne oğlum? Gülme ya. O neydi öyle? Hadi gidelim, bellerim. Anneanne bu ne? Ne bileyim ben. Nereden çıktı o? Sokak kapısının kenarına sıkışmış. Niye o Servet Hanım? Ben nereden bileyim canım? Aa! Siz mi koydunuz bunu eve? Yok ayol. Hiç haberimiz yok. Kim koymuş ki? Hmm. İyi saatte olsunlar herhalde. Hmm.
Oğlum her yeri kurcalamasana. Üste vazife olmayan işlere karışmasana. Servet Hanım, yine mi başladı büyü muska işleri? Yok canım. Nazar olmasın diye işte. Başka bir şey değil. Ya hadi, hadi. Ah, ah. Orçun, Orçun, Orçun oğlum, canım oğlum. Bir tane oğlum, gel gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum. Nasılsın Orçun, iyi misin? Ben bir şey yapmadım. Sana bir şey yaptım diyen mi oldu oğlum? Ne yaptın lan? Kesin bir şey yaptın ki öyle diyorsun. Ya, ya oğlum korkma oğlum. Korkacak hiçbir şey yok. Erkek adam korkar mı? Korkmaz. Erkek adam hiçbir şeyden korkmaz. Hadi gel beraber içeriye doğru yürüyelim. Hadi baba oğul yürüyelim. Sebep? Paylaşım olur. Baba. Ha. Neyin peşindesin? La havle ve la yahu korda koşa yem olacağız. Çok soğuk, çok soğuk oğlum. Haydi içeri girelim, donacağız ha, haydi. Bir şey soracağım, bu senin mi? O ne? Sokak kapısının oraya sıkıştırılmıştı. Üzerinde numaralar yazıyor. Ne? Anneme sordum, anneanneme sordum, dayıma sordum, bilmiyorum dedi. Dedeme sordum, iyi bir saat olsun o dedi. Saat mı olsun dedi? Ya da saatler olsun dedi. İyi saatte olsunlar. Öyle bir şey dedi. Ben de bunu koluma taktım. Ama bence bu bir saat değil. Büyü gibi bir şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. At, at oğlum onu çıkar, at. Sen niye her şeyi elliyorsun, her şeyi kurcalıyorsun, üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun sen ya? Bu bakış açısı yüzünden Türkiye'de bilim bence gelişmiyor. Lan bilimi sen mi geliştireceksin, neblebi beyinli? Gir, gir içeri, gir. Onu da çöpe at. Çabuk, çabuk içeri gir, çabuk içeri gir. Nereye, nereye gittin lan? Hani beraber gidecektik ya. Günaydın. Günaydın. Şunu bir içsene bak. Niye? Ne bu? İç iç. Bir yudum al. Niye ki? Ne var şimdi bunun içinde? Nereden çıktı şimdi bu? Bu melengiç kahvesi. Bora Balık Pazarı'ndan almış ama çok güzel bir şey. Seni terasta gördüm, dedim Rıza'ya da yapayım kendime yaparken, bir tatsın. Allah Allah. Yani öyle bir içinden geldi, bir tane bana böyle bir kahve yaptın. Öyle evet. Mi? Ne var şimdi bunun içinde tam olarak? Bu şimdi melengiç. Aslında normal kahve gibi yapılıyor ama biraz daha çok ateşin üzerinde karıştırıyorsun, uzun uzun pişiriyorsun. Kayna kazanım, kayna. Yan ateşim ya. Ha? Makbel.
Kim? Bu Macbeth'in cadılarının şeyi, tiyatro oyunu var ya. Tanımıyorum. Shakespeare? Yok, tanımıyorum. Shakespeare tanımıyor musun? Ya niye şimdi sen benim üstüme geliyorsun ki? Hayır, üstüne gelmedim ya. Tatmayacak mısın kahve? Yok, şimdi o bende biraz böyle bir çarpıntı yaptı. İçmeden. Ha, tanımıyorum. Ha? Şu saçında bir... Ne yapıyorsun ya? Niye şimdi sen benim saçımdan bir tane böyle kopartmaya çalışıyorsun ki? Yapmadım ya, bir kuru yaprak. Hayır, tamam yapma ya. Benim işim var. Benim dükkana falan da gideceğim. Biraz böyle doluyum bugünlerde, onun için kusura bakma. Buyurlu mu ne be? Gülistan, Gülistan bu yazılar ne böyle ya? Hangi? Bak, bak. Bak, bunlar ne? Bilmem. Şey, Orçun yazmıştır belki. Değil mi? Çocuk işte. Gülistan, Orçun ne zaman Suudi Arabistan'a gidip dil öğrendi? Arapça bu ya. Ama babası kendi kendine öğrenmiştir benim oğlum da. Çok akıllı benim oğlum, maşallah. Çok. Gülistan, delirtme beni. Nedir diyorum bu yazılar? Aa, nereden bileyim canım abi? Hep vardı, biz yeni gördük, haberim yok. Belki temiz işçiler falan yazmıştır. Maşallah, Allah nazardan korusun gibisine. Değil mi? Sileriz geçer. Allah Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bakın, ben şimdiye kadar sizin yeteneğinizi hiç sorgulamadım. Ama benim bir zombi oynayabilmem için gerçek bir zombiyle karşılaşıp gözlem yapmam gerekiyor. Yani takdir edersiniz ki bu imkansız. Allah korusun. İnşallah hiçbir zaman da mümkün olmaz. İnce. Çok ince. Hocam, biz bu dizide gerçek hayatın sahiciliğin peşinde değil miyiz? Öyle miyiz ya? Ne zamandan beri öyleyiz? Bravo Boğaçan. Bravo. Öyle miyiz ya? Değiliz tabii. Hani niye gerçek hayatın peşinde olalım ki? Seyirci gerçek hayatı seyredecek olsa oturur anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu seyreder. Yani niye televizyonu açsın? Aferin Boğaçan. Şu sete geldiğin geleli ilk defa akıllı bir laf ettin. Bravo. Hocam, yalnız ben de hakikaten bu zombi oynama konusunda hiç emin değilim. Açık söyleyeyim, hiç içime sinmiyor. Deniz'cim, sen avans aldın mı? Hayır ama bu akşam zombiye çok yüksek bir performansla oynayıp alabileceğimi düşünüyorum. Emir? Aa, yani yüzümü çirkinleştirecek bir makyaj yapılmadığı sürece beni bozmaz serin. Pekala. Şimdilik paydos arkadaşlar. Kostüm ve ışık 3 saate anca hazır oluyor. Saat 10'da hepinizi tekrar buraya bekliyorum. Yaşayan ölüler olarak. Hadi bakalım. Ben şu an öyleyim zaten. Benim tuvalete gitmem lazım. Ah Çağatay, ah görüyorsun değil mi? Şu okullu oyuncuların arasında bir tek sen çıktın. Ötekilerin hepsinin kafa gidik. Yok sadece oynayalım, yok gözlem yapalım, bilmem ne ya. Alaylı oyuncular daha akıllı. Gerçek söylüyorum. Aha. Şu çocuk çaycılıktan gelme, nasıl ayakları yere basıyor. Aferin Boğaçan. Aferin. Boğaçan kim hocam? Sen? Benim adım Ahmet hocam. Boğaçan diye bir çocuk oturuyordu şurada. Çok uyanık bir çocuk o. Nerede o? Ha tamam, tamam tuvalete gitti, tamam. Sen niye olamadın evladım? Ne olamadım anneanne? Bir baltaya sap. Nasıl yani? Ya da şöyle söyleyeyim. Sen niye böyle oldun evladım? Nasıl oldum anneanne ya? İşsiz, güçsüz, sorumsuz hayta. Fakirlikten anneanne. Biraz param olsa hemen düzelirim. Ben annenlere dedim ama. Para gönderin mi dedin? Yok. İkinci çocuğu yapmayın dedim. Yaptılar. Mecburen bakacaksınız artık. Anneanne para var mı? Yok. Ama antika bir şekerliğim var. İstersen vereyim sana onu, sat. Ne oldu oğlum? Ya böyle dilim vardı. Lak 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 lak. Birden sesim kısıldı. Pardon anneanne.
Selahattin abi merhaba. No'ya basıyor aşüfte. Tülay yengeyle küs müsünüz abi? Görüşmüyor. Telefonlarımı da açmıyor. Bu sefer vaziyet kötü oğlum. Kaç gecedir uyku durak yok. İnsomnianın dibine vurdum. Selahattin abi. Hı. Bizim evi başkasına kiraya verme dedikoduları filan dönüyor. Cihangir küçük yer biliyorsun. Hemen duyduk yani. Yok ya, kocabaş familyasının genetik kerkenezliği. Değerini ölçüyorlarmış bilmem neymiş de. Ha yani. Bu karda kışta değil mi? İnsanın çenesi takırdarken ağzından neler kaçar? Tamam kardeşim, kiraya falan verdiğimiz yok. Kazık kakın oturun inşallah. Ya burada yaşlanın inşallah. Ablanın dişleri dökülene kadar burada kalın, anasını satayım. Benim derdim bana yeter. Heh, iyi onu bilelim de. Sinirim bozuldu zaten. Bir laf çıkmış. Bizim binanın altında mezarlık varmış. Efendim duvarlarda yazılar çıkıyormuş. Beyaz elbiseli bir kadın hayaleti geziniyormuş. Falanmış filanmış. Kim inanıyor bunlara ya? Allah Allah. Sizin evin duvarlarında yazı mazı çıktı mı? Yok abi. Ha. Bizim duvarlarda malum işte. Herhalde sizin Arap ustaların inşaat sırasında çiziktirdiği ufak yazılar falan var sadece. Hangi Arap ustalar ya? Bazı geceler böyle boyanın altından galiba çıkıyor öyle yer yer Arapça yazılar. Nasıl ya? Abi boş versene Allah aşkına, hayalet mahalet. Çocuk musun sen? İnanma böyle şeylere. Tabii canım. Yok ya, inandığımdan değil de Orçun korkar diye şey yaptım ben. Neyse, ben seni fazla tutmayayım. Misafiriniz var. Misafirimiz kim abi? Orada oturuyor ya kadın. Nerede oturuyor? Sizin orada, içeride beyaz elbiseli, yaşlı. Bak, şu an bana bakıyor. Kim bakıyor abi sana? Lan eski zamanlardan kalma giyinmiş bir kadın var ya, yaşlı. Abi sen camda yansıma falan mı görüyorsun? Ne görüyorsun sen? Anlamadım ki ya. Lan dalga mı geçiyorsun sen benden ya? Orada oturuyor ya kadın. Allah Allah, bir tek bana mı görünüyor bunlar ya? Halüsinasyon mu görüyorum ben? Ne oluyor bana ya? Abi senin yorgunluktan, uykusuzluktan sinirin bozulmuş. I see dead people. Oğlum! Geldim anneanneciğim. Ya oğlum, niye sessiz sessiz gelip arkamda duruyorsun ya? Manyak mısın sen ya? Arkanda durup konuşunca da korkuyorsun ki. Orçun, ben şu anda kafayı mı yiyorum yoksa gayipten sesler mi geliyor? Böyle bir yaratıksın sen ya. Ha? Niye böyle uğursuzsun sen? Tipin ayrı uğursuz, dinlediğin müzik ayrı uğursuz.
neden benim aslan gibi bir oğlum olmadı ya? Neden bir delikanlı yerine bir tek hücreliyle, tekinsiz bir karaltıyla yaşıyorum ben ya? Arkandan gelip konuşunca tepki gösteriyorsun. Susunca tepki gösteriyorsun. Her şeye tepki gösteriyorsun. Çocuk terbiyesindeki en büyük yanlış bu. Sonuçta ben de tekinsiz bir karaltı oldum işte bu hayatta. Hadi kalk, hadi kalk, işte yeni bir hayat. Bir saniye. Bora, bro, sence kız güzel mi? 10 üzerinden. Yatak kategori söyle bana. Şöyle söyleyeyim. İlahi, çıkılır, takılınır, ayıkken gider, sarhoşken gider, zorlama olur, tapir. Ana hatlarıyla iyi gibi ama görünmüyor ki birader. Geçen sefer de biz bunları sarhoşken gider kategorisinde zannettik, tapir çıktı. Aydınlıkta bakmak lazım ancak. Üf, über riskli ya. Bro, benim yarım saat sonra setim var. Eğer ayıkken gider ve üstüyse telefonunu alıp tempolu oynayıp çekimi erken bitirip aramayı düşünüyorum çünkü. Güzel değilse? Ronodex'ten alfabetik sırayla arşive bakacağız artık. Rastgele. Tuvalete gidiyor. Tuvalete gidiyor. Kaçırma. Aydınlıktır orası. Oha! Ne yapıyorsun ya kızlar tuvaletinde? Sapık mısın nesin? Selam Seda. Ne haber? Yine aydınlık bir ortamda seninle karşı karşıyayız. Sen, ben, etbenlerin. Keşke çantamı içeride bırakmasaydım. Kızlar tuvaletinde resmini çekip sosyal medyada rezil ederdim seni. Et beni. Edeyim bence de. Hak ediyorsun. Hayır, gözümü alamadım da şu an sadece et beni görüyorum. Bu arada biliyorsun değil mi, artık et beni kader değil. Alıyorlar onları. Defol! Öküz! Ya affet beni. Ups, yine et beni dedim. Acayip ben takıldım bu kelimeye. Okey, sen bir şey yapma, ben gideyim. Kanka nasılmış? Göremedim ki oğlum ya. Seda çıktı karşıma. Çok sert. Ben şimdi bir tuvalete uğrayıp oradan sete geçiyorum. Erken biter seni takılırız, okey? Et benleri gibi üstüme üstüme geliyor. Ben kaçan abi. Zombi oynamak için de ön hazırlık yapıyoruz ya. Ahmet, mesleğe bu kadar mı gönül vermek ya? Ya mantığını anlamak için işte ya. İşte zombi ısırınca sen de zombi oluyorsun. İnsan beyniyle besleniyorsun. Kafadan vurulmayınca ölmüyorsun. İşte temel prensipler bunlar yani. Selam. Ben bir tuvalete gireyim, sonra sete bağlayalım mı? Tuvalet dolu, bir saattir açılıyor orada. Niye? Ağlıyor ya da diyafram egzersizi yapıyor, bilmiyorum. Aradaki farkı anlamıyorum artık ben Emir'cim. Ya ben über sıkıştım ama, yani kırmızı alarm. Yan tarafa git, bizimkilere rica et. Selahattin ablene mi? Yok ya, yok. Misafir tuvaletleri var. Ne diyorsun? Başarılı. Sürekli beyin yeme peşinde olmak biraz saçma değil mi? Madem kafandan vurulmadan asla ölmüyorsun, o zaman demek ki açlıktan da ölmüyorsun. O zaman ne bu iştah yani, illa milletin beynini yiyeceğim diye. Zombileri asla anlamayacağım Ahmetciğim. Anlamaya çalış. Bir karakteri anlamadan, hele bir zombiyle empati kurmadan asla oynayamazsın. Vampir olaydı yine iyiydi de zombi. Vampir candır, evet. Ya çok incesiniz, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Acil deyince. Siz kullanmıyorsunuz değil mi misafir tuvaletini? Yok, sadece misafirler için. Okey. Merhaba canım. Beğenerek izliyoruz. Ayıkken gider. Serin. Misafir derken kim bilir kim hemşerim.
pis mi, temiz mi? Nereye tokundu, ne yaptı? Merhaba. Merhaba. Her gece öpüşüyor musun? Oh, aşağı yukarı. Vay. Nasıl ya? Ya çerçeve mi kadın sen? Ay oh, ay, ay ne güzelmiş ya. Güzel mi? Güzel yani. Hani ben hani severim yani böyle sakallı, böyle tatlı olur, sempatik olur. Ay çok sağ ol ya. Hayır, Orçun çağırdı da beni bir şey göstereceğim diye. Ha? Ben de orada girdim içeri, elim mi çarptı, kolum mu çarptı ben de tam bilmiyorum, kırıldı. Ama o gün hemen yaptırıp geri koydum yani o panik. Onun için o fotoğraf öyle bir yere bir yok oldu geldi ha? Tabii canım, başka türlü ne yapacağım ki sizin fotoğrafı? Tabii canım, ben onun için demedim zaten, ne yapacaksın ki yani? evden çakan oldu mu? Yok canım, nereye? Nerede çakacaklar ya? o zaman o meşhur menengiç kahvesinden yaparsan ben bir tane içerim şimdi. Kayna kazanım. Yok yok ama onu bak, evet onu yapma. Hoşlandım. Oh! Çok güzel. Biz burada seni bekliyoruz. Sen burada çene yap Deniz Hanım. Zaten gerginim. Hadi kalk sete. Hadi. Valla bana çok mantıklı geldi yani. Ya o için çağırmış, kızcağız da kolunu çarpınca kırılmış. Kırılınca da mahcup duruma düşmüş, ne yapsın? Demiş bari hani tamir ettireyim de bir ayıp olmasın demiş. Ya bunların dünyası yalan dünya ya. Orçun ne diye çağırsın elin kadınını buraya ya? Benim çocuğum misafirden bile utanan, sıkılan bir çocuk. Çok safsın Risa, çok safsın. Yan tarafa müşteri çıkmadı, görüyorsunuz. Ben dedim ciğerim 70 metrekareye 4000'i yemezler dedim. Cihangirli kovalak movalak ama o kadar da gerizekalı değil. Evet babacığım, görüşme için randevu alanlar da gelmedi. Ne olduysa artık arada söze güven kalmamış. Orçun oğlum, tantunu yer misin? Yemem. Zıkkımın kökünü ye. Ye sen ne olur lan? Ya sen ne olur, sanki mayo mankeni de rejim yapıyor. Bende beter göbeğim var. Bir tane tantunu yesen ne olur? Kusura bakmayın babacığım. Benim içim daraldı da biraz. Biraz hava alsam iyi gelir. Hayırdır oğlum? Çarpıntım var babacığım. Uykuda uyuyamıyorum. Nefes alamıyorum. Oksijene ihtiyacım var. Bunu aldım. Doktor bey bir baksaydı. Ha? Yok. Benim ilacım belli de. Bir hava alırsam düzelirim. Ay ışığı istiyorum, mehtap istiyorum. Neden olmuyor ya? Para vermiyorsun da ondan olmuyor. Hayır, aradan 30 yıl geçmiş. Biz ölmüşüz, çürümüşüz, tekrar dirilmişiz. Çağatay'ın bir tek şakaklar kırlaşmış. Değil mi? Ben çok mutsuzum. Ölmek istiyorum. Açılay boş ver ya. Ölenle ölünmez. Ömür sen ne rahat bir adamsın ya. Pişkinliğine sağlık arkadaşım. Ya ne bileyim, en azından ezber yok. Zombiler konuşmadığı için paso böyle falan sesler çıkartıyorlar. Ezber yapmıyorsun ya, güzel yani, rahat, serin. Arkadaşlar,
Belki tekrar hep birlikte bir araya gelsek, itiraz etsek, vazgeçer zombi sahnelerinden ha? Ne olur ya, lütfen. Açılay, benim manikür yaptıracak param yok bugün itibariyle. Yani artık vampir, zombi, hayalet, kurt adam, bağırsak kurdu, ne oyna deseler oynayacak durumdayım yani. Seçeneğim yok. Ahmet abi, sen niye bir şey söylemiyorsun? Ya boş ver Açılay ya, kafam güzel ya. Sette içmeye mi başladın? Ben içkiye zaten böyle setlerde başladım. Arkadaşlar. Gelin bakalım, şimdi size sahneyi anlatacağım. Şimdi Zahter ve Fırat aynı konakta yaşayıp giderken ölmüş olan ve zombi olan Yazgı, Civan ve şu arkadaş bunların evine saldırıyor. İçeri giriyorlar. Civan Zahter'i ısırıyor, Zahter de zombi oluyor. Tamam mı? Anladınız mı? Neydi? Prensibimiz neydi? Hadi bakalım. Ajitasyon. Harikasınız. Hadi bakalım, kayıt. Oyun. Fırat. Hı. Bir takım sesler geliyor, duyuyorsun. Galiba ki köy kabristandan geliyor. Halbuki bu köy hep sessizdir, öyle değil mi? Allah Allah! Şu karşıdan yavaş yavaş gelen yırtık pırtık elbiseli şahıslar da kim? Oh! Ya yaşayan ölüler! Vay vay vay! Ya anam bu köyün derdi niye hiç bitmiyor? Ya her şey niye bizim başımıza geliyor? Anam vay vay! Yazgı, civanım, mıhtar, zombi olmuşlar! Dikkat et! Sakın seni ısırmalarına izin verme! Fırat! Pompalıyor, bunlar başka türlü gebermezler! Lan! Korun kendini Zahter! Bismillahirrahmanirrahim! Yazgı, nasıl kıyarım sana? Ha? Oh, yeah. Ama sen eski Yazgı değilsin. Sen artık bambaşka birisin. O masum, o kırılgan, çakır gözlü bir köle kızı değilsin. Sen bir zombisin! Kafasına vur, kafasına! Kestik. Of. Ya, kızım senin de bütün sermayen dişlerinmiş ya. Senin dişleri kararttık, sen fecaat bir şey oldun. Biz seni seksi bir şeysin diye aldık kadroya. Hocam nasıl seksi olayım? Zombi olduk, biz ölmüşüz yani. Bir de avans alabilseydim ben manikür yaptıracaktım. Avans alamadığım için ya yani onun da etkisi var. Ya ışık da istediğim gibi olmadı. Abi niye mehtap olmuyor? Gelin şu ışığa bakalım bir daha, gelin. Her şey tamam da bir ışık eksik. Haydi lili 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 yar, haydi lili lili lili.
Vay Selahattin abi, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Zerrin, sağ ol. Zerrin, ne oluyor burada? Vallahi abi, alkol, böyle müzik. Ondan sonra böyle iki katlı karışık meyve tabağı var. Böyle çeşitli milletlerden hanımlar mevcut. Hafta sonları gene daha izdihamlı, biliyor musun? O şekil yani. Bunu demiyorum Zerrin. Tülay diyorum. Ne işi var el alemin adamının masasında? Akrabası falan mıdır? Ha, getirsin tanıştırsın. Yani o da başımızın tacıdır yani. Yok abi, o normal adam o. Nasıl? Tülay tekrar konsomasyona başladı. Bilmiyor musun sen? Nasıl? Konsomasyona mı başladı? Abi insan mesleğini seviyorsa bırakmak çok zor, biliyor musun? Zerrin, söyle şuna gelsin, otursun şuraya. Bir iki çift laf ederiz ya. Kaç gündür derdimi anlatamadım ben şu aşuf diye ya. Yok abi, o sana daha da konsomasyon yapmayacakmış, beni gönderdi. Yok yok ya. Sen mi eğlendireceksin, oyalayacaksın beni? Evet abi. Abi nasılsın, iyi misin? Hanımın, çoluk çocuğun iyidir inşallah. Zerrin, ben hayatımda seni kadar berbat bir konsomatist görmedim ha. Abi ben asıl böyle esas yani oryantalde iyiyim, biliyor musun? Yani böyle konsomasyonda çok daha değerli ablalarımız var ama biz yavaş yavaş yetişiyoruz. Yabancı olduk, öyle mi Tülay Hanım? Yüzüne hasret kaldım bu karnım ben ya Zerrin. Kaç gecedir uykusuzum, perişanım. Ben ne yapmışım buna ya? Ne demişim yani? Ne olmuş ki? Desin gelsin, anlatsın ya. Abi ya. Ay, Selahattin abi, daha da ağlayacaksan şampanya getir. Patron bakıyor, biliyor musun? Aman Allah'ım, Yazgı! Nasıl kıyacağım sana? Oh, oh ya! Ya sen o eski Yazgı değilsin. Artık bambaşka birisin. Kafasına sık! Kafasına! Asırdı beni hayvan oğlu hayvan! Dedim sana Fırat kafasına sık! Ya! Zahter! Zahter! Kestik! Zahter'e zombi makyajı hemen! Aa, çok ısırmadın değil mi tatlım? Acıdı mı, gıdık mı oldu? Sen şu halimizde bile salak salak flört etmeye mi çalışıyorsun? Ölmüşüm ben. Ya sen ölmedin ya, daha yaşayan ölüsün. Sende daha çok iş var. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Biz neden zombi kılığındayız da Emir arkadaşımız rakçı? Şişt, ya yapma, bana blogging kampanyası geldi de o yüzden. Okey. Aa hocam, bir şey soracağım ben. Ya biz böyle zombi olarak über yavaşız ya. Biraz daha hızlı, biraz daha aksiyon olsak. Çünkü yani hani kurban bir tık hızlı yürüse, ne bileyim biz onu beynini falan yiyemeyiz yani. Ay Emir, beynimizi yedim. Boş ver ya, yorulduk zaten. Arkadaşlar, iç enerjimiz yüksek. Evet. Ölüyüz ya, ölü. Ölünün iç enerjisi mi olur abi ya? Evet arkadaşlar, geçelim yerlerimize. Şimdi Açılay tak diye zombi olmuş. Hep birlikte zombi grubu olarak yemek üzere Fırat'a saldırıyorsunuz. Hazır, kayıt. 1, 2, 1. Oyun. Hayda, ne oldu ya? Duaların kabul oldu, vallahi. Mehtap Bulut'a girdi. Mehmetciğim, biraz emeğe saygı. Bak uğraşıyor ışıkçı arkadaşlar. Hocam sigorta gitmiş, en az 3 saat diyorlar. Ne? Ay.
Pekala. Arkadaşlar 3 saat ara veriyorum. İster burada bekleyin, ister evlerinize gidin ama yeter ki kostümleri, makyajları bozmadan geri gelin. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben eve gideceğim. Eve gidelim abi. Ben yatıyorum. Eve gidelim. Abi sen yatıyor musun? Yok, Allah'ım, Allah'ım beni imtihan mı ediyorsun? Allah'ım, Allah'ım, Allah. Yürüstan. Yürüstan. Efendim. Ya sen de hemen arkana dön yat yani ha. Ama çocuktan sonra öyle oldu ya Selahattin. Ay ya ben onu mu diyorum Yürüstan? Kalk bir bardak su ver ya. Kalk kendin al ya. Ya kalk ya da bir su istedik ya. Beni burada yalnız mı bırakıyorsun? Su istedin ya ağacım, getiriyorum işte. Aynı anda iki yerde birden nasıl olayım? Ha, o zaman beraber gidelim. Niye? Paylaşım olur. Yolda sohbet ederiz. Vakit geçer. Ya bu kostümler kokuyor. Ben kokan bir insan oldum şu anda ve kendime yabancılaştım. Ay kesin kullanılmış kostümler bunlar. Tufan belki yenisini almamıştır. Uy, öyle deme. Ha. Ne yapalım, kanepeye oturmayalım ya. Kokuyoruz. Ben terasa çıkıyorum ya. Saçım falan kokuyor ya. Gülistan. Efendim. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? İyiyim. Nur Hayatkiler falan ne yapıyorlar? Sacide ablalar iyiler mi? Ya nereden çıktı şimdi ya? Ya şurada bir karı koca sohbet edemeyecek miyiz ya? Selahattin, saat 2.
Gülistan. Evet. Işıkları açsana ya. Sen o yazılardan mı korktun ha duvardaki? Yok canım. Ne alakası var ya? Ben kronik insomnia hastasıyım. Uyuyamıyorum. Yani açalım ışıkları. Oturalım şurada güzel güzel. Ne var yani? Sinatır, ışıkları salonda aç otur ya. Ben burada uyuyorum ya. Bak bütün gün çocuğa koşturuyor. Evde koşturuyor. Bir de gece mesela bir damla da uyku ben gözüme girsin. Vallahi yazık bana da ya. Hiç düşünüyorum. Sus lan. Sus. Sus. Ulan sus. Yeter ki sen konuşma. Benim canımı alsınlar. Tüm işkencesi yapsınlar. Yeter ki sen konuşma. Konuşma. Sinatır, vallahi gerçekten çekilme konuşsun. Ben seni yarabbim ya. Vallahi billahi ya. Benim gene tuvalete gitmem gerekiyor. Halime bak ya. Açılay, çok kalma ben de gireceğim çünkü. Hey, hadi benimki sinirsel. Sana ne oluyor? Prostat mı oldun? Ne alakası var ya? Bira ve kahveden benimkisi. Abi üşüdüm ya, içeri giriyorum. Aa, kapı açılmıyor. Git, üşleyin. Aa, kilitli. Ne, nasıl kilitli ya? Demin aralıktı. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir vallahi polise, savcılığa vereceğim ha. Ah, benim durumum über yani. Ben sınırdayım, tuvalete gitmem lazım. Aynen, aynen. Ben de dondum ya. Bir de Ergeset'e gideceğiz. Nasıl çıkacağız biz? Wow. Tülay. Seni çok seviyorum Tülay. Pişmanım Tülay. Sensiz yapamıyorum. Sabahlara kadar uyku uyuyamıyorum. Tülay ne olursun gel neredesin Tülay? Selahattin yapma böyle. Biz de artık yabancıyız. Arama anam, arama. Oh. Ah, yan tarafın camını mı tıklatsak ya? Uyanık birisi vardır illa ki Orçun falan ha? Oh. Ha? Hadi, hadi. Oh. Tülay. Çok fenayım sen sevgilim. Abi. Allah. Allah'ım aklımı koru ya Rabbim. Alo? Açabilir misiniz? Bir başlıyoruz. Selahattin, alo. Selahattin? Selahattin ne oldu? Selahattin. Ne olmuş kızım? Selahattin kardeşim. Selahattin kardeşim. Baba taksi çağır. Baba taksi çağır. Dula ya. Ya aç kapıyı aç. Bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Aç. Selahattin. Ya ne oluyor ya? Selahattin ne oldu? Cevap vermiyor bu taksiciler. Üzüme Deniz sağlık. Deniz ben Deniz. Çekim için çekimdeydik de biz çekimden geliyoruz. Aa, İyi mi? Hayırdır? Ne oldu? Bilmiyoruz. Bayıldı galiba. Baba özel hastaneye götürelim yakındaki. Ya tamam kızım. Ya, taksi durağı cevap vermiyor. Çok pardon. Misafir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Ne? Ya okey. Saçmalama okay. Adam ölüyor. Ya bir dakika kaldırın şimdi. Kaldırın şöyle. Hadi getirin hemen. Alo. Ya dur kaç gün sıkıntısı vardı zaten. Ben bak etmiştim. Hadi alo. Ne oldu sen? 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 Ne oldu
Biraz yavaş olabilir miyiz? Duymaya çalışıyorum. İnanmıyorum açılan ya. O kadar yaygara eve önce girip tuvaleti kapmak için miydi? Çok sert. Hatta imana sert bu. Bugün öyle bir gün ki her yanım ayrı ağrıyor. Savaştan yeni çıkmış gibi. Şimdi şimdi nasılmış peki adam? Abi iyidir herhalde, bilmiyorum yani. Kötüler ölmez, en fazla zombi olurlar. Oh, benim asla gülmemem lazım. Oğlum ben çok sıkıştım, çok feci tuvaletim. Oğlum şu sokağa bakarak oldu, ben yapayım şuraya, he? Ya oğlum deli misin sen? Cihangir burası, paparazzi yuvası. Lime Nisa'ya bağlarsın direkt sokakta. Oğlum aşağıda yukarı kamp kurdu, ne yapacağım ben? Oğlum kızlar tuvaletine girsene şurada ya. Genel tuvalet mi? Asla. Mezarım üstüne tepinmeleri lazım. Kostüm yüzünden rol üzerime iyice yapıştı yalnız. Kanka baksana. Bu tuvaleti kullanan bütün kızlar şu an burada. Hepsi de belli bir standardın üzerinde. Ha? Hepsiyle sevgili olabilirdin. Değil mi? Öyle düşüneyim ben kanka, değil mi? Hepsi sarhoşken gider ve üstü. Evet, kızlar tuvaleti genel bir tuvalet değil ki. Senin sevgili adaylarının kullandığı bir tuvalet sadece. Okey. Ah, yapma oğlum, yapma, yapma. Ellerimden... Ne yapıyorsun ya? Seda, çok, çok sert. Gerçekten çok sert. Çekmesene ya. Çekme, çekme, çekme. Çekme. Sanalı aleme gülümse, emir danışman. Yapma ya. Oh. Yahu işin gücün stresinden oluyor böyle Gülistan. Bir de sen çok dırdır yapıyorsun tabii, o da ayrıca aktif bir etken. Anacığım sen bu yandakilerin hortlak halini görmüşsün ya. O da bir ani hoplatmıştır seni. Neyse canım, bir şey yok işte. Hafif tansiyonum oynamış, ufak bir baygınlık. Babamlar nerede? Annem babam kafeteryadalar. Aa, başka kim geldi? Bir de Deniz geldi. Ay, ona ne oluyorsa yalaka. Aa. Ay Zahar, çok teşekkür ederim bıraktığın için ya. Hiç gereği yoktu. Ya olur mu ya? Sen olmasan bana kimse haber vermeyecekti ya. Ama neyse, iyiymiş. Bir şey yokmuş. Ya ona bir şey olmaz. O hepimizi gömecek. Sen kendine dikkat et. Ben seni böyle biraz bir yorgun, bir böyle bir solgun gördüm yani de. Ya aslında hiç bu halde hiç kimseye görünmek istemezdim ama işte mecburen. Vallahi sen ya her şekilde güzelsin yani. Rıza, iyi ki oyuncu olmamışsın, hiç kıvıramazdım. Deniz, hadi ışıklar falan hazır. Diğerleri nerede? Yoldadırlar herhalde hocam. Ben arabayla geldim. Olduğu zaman ben kaçayım yavaş yavaş. Tamam, çok teşekkür ederim. Vay anasını! Bu ne ya? Allah! Allah! Geçmiş olsun. İyi misiniz? Sağ olun. Çok şükür. Bana da arkadaşlar haber verdi, sizin komşular. Ben de buradaydım zaten hazır. Bir tanıdık doğum yaptı da, buradayken de bir Selahattin Bey'e uğrayayım dedim. Öyle mi? İyi misiniz? Ne olmuş, neymiş? İyi, ciddi bir şey yok. Yani tansiyon da düşüklüğü gibi yani sınırsal. Ya işte bazen oluyor böyle. İnsan üzüyor kendini öyle yok yere. Siz nereden haber aldınız hemen? İşte arkadaşlar haber verdi bana öyle böyle diye. Deniz mi? Ha, Deniz. Deniz sağ olsun, Deniz haber verdi. Oldu. Ben öyle zaten nezaketen uğramıştım.
Ama tehlikeli bir şey yokmuş, değil mi? Yok, süperim. Süper, süperim. Oh, oldu o zaman. Geçmiş olsun, şey yapmayın. Çok hastayım Gülistan. Çarpıntı çok. Çarpıntı çok. Ulan Emir, büyük adamsın oğlum. Sabaha karşı bu saatte sosyal medya yıkılıyor oğlum. Herkes birbirine senin tuvalet resmini gönderiyor. Hocam siz yapmayın bari ya. Zaten yeterince rezil oldum. Herkes tuvalette eli kemerinde fotoğraf çekip gönderiyor birbirine. Sen bir tür planking oldun oğlum. Hani yere yatıyorlardı ya. İşte öyle ya, büyük sansasyon. Sen bir dahisin Emir. Yayından bir hafta önce patlattın gene bombayı. Ya hocam istemeden oldu. Ayrıca hiç serin bir durum değil yani. Hocam, lütfen çekelim gidelim, bitsin artık bu işkence. Ya sinir sistemimize sağlık. Ne çekiyoruz? Zombiler. Ben de diyorum bunlar bu saatte ne bekliyor ya? Ya gerek kalmadı ki o sahnelere. Nasıl? Oh! Yeah! Arkadaşlar, ben dizi konuşulsun diye yazmıştım o rezilliği. Baksanıza, Emir daha büyük skandal patlattı. Gerek kalmadı ki o sahnelere. Zaten ışık mışık da istediğim gibi olmadı. Arkadaşlar, paylaş. Aa, öyle mi diyorsun ya? Aa, başarılı. Pardon. Evet. Aman bu kadının önüne sen ciğerci kere getirdiği bir tatlım. Fırat. Fırat. Oysa bu köy pek sessizdir. Oysa bu